Öldü düşman baba. He? Düşman. Ağaçlar nereden gelmiş? Söylüyorum boyunca. Abi ne büyük emek ama hani onu buraya kadar getirmek, ya, taşımak. Ya sen bilmiyorsun abi ya. Merhaba Elde. Merhaba, hoş geldin. Hoş gördük abi. Hoş geldin. Abi nasılsın? Sağ olun. E işte. Kızım. Tarihi ev, şey var. Bunlar çok önemli. Evet. Gerçek köy evi diyorsun abi. He? Gerçek köy evi. Tabii ya, köy evi tam gerçek. Ahşap bina yani bu. Evet. Kaç yıldır ayakta? 68 yıllık. Sen kaç yaşındasın Elde? He? 73. Maşallah. 25 yaşındayken yazın. Yani ben ufak çocuktum, 3 yaşındaydım. Şurada arkada evimiz vardı, o da ahşaptı biliyor musun? Eskiden saptan diye evler yandı. O ev, bunun teneli vardı. Ondan sonra bunu şey yaptılar yani. Yani bu temelde taş temel değil mi? Tabii ya, taş. Taşın üzerinde duruyor ya. Evet. Baksana havaladı zaten işte. Ben bu depremde var ya, araba zannedim bilirsin. Dedim bu evi dedim alıp dedim 60'tır bu yan dedim ben, tamam mı? Öyle şey oldu yani. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, bugün bir komşumuzun evindeyiz. Gerçek bir köy evindeyiz. Ali dayının evin bahçesinde dolaşacağız. Sonra hurma toplayacağız. Bugün yapılacak çok iş var. O zaman önce bir evimize girelim. Evin içi nasıl ona bakalım arkadaşlar. Gerçek bir köy evi. Kolay gelsin abla. Sağ ol, ben de mi çekeceğim? Pişiler kızarıyor. Çek bakalım Yusuf'a. Kolay abi gelsin. Tanıdın mı? Tanıdım tabii abla, hamur yaptığımız günden. Hamur yaptık ya orada o günü. Evet evet. Ahmet benim teyzemin oğlu. Biliyorum canım, o gün bayağı sohbet etmiştik. Evet evet, yapmıştık orada hamur. Bak burası mutfak. Gezdir bize evini. Tamam, ilk defa gerçek köy evi görüyoruz. Gerçek köy evi gezmesi. Burası mutfağımız. Burası mutfağımız. Kuzine sobamız. Kuzine sobamız burada. Televizyonumuz orada. Genelde burada oturuyorsunuz galiba değil mi abla? Genelde burada oturuyoruz. Kalabalık olmadığımız için. Evet. Köy evlerinin olmazsa olmazı terek. Biz terek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Bu kaç senelik ev ama. Kaynanam rahmetli oldu. Ali dayı dediniz kaç yıllık? 60. Öyledir. Belki de 70 yıldır. 70-80'dir. Olabilir mi? Tabii. Çok kaç sene olmuş. Kaynatan ramuru yaptıralım. Çok olmuş tabii canım. Şöyle tavanlar hatta. Kaynanam benim 85 yaşında öldü. Kaynatan biraz genç öldü de. Allah rahmet eylesin. Mutfağımız burasıydı. Burada turşu mu kurdun abla? Turşu kurdum. Onu acı biber turşusu. Sadece biber değil mi? Acı biber. Ama çeşit çeşit biber var içinde. Karışık böyle acı biberler vardı. Tombul biber de var. Tombul. Öyle dedim, ziyan olmasın ha dedim, kuraya dedim. Tabii. Yani. Ziyan olmasın. Ziyanlı yok. Kurdu böyle. Burası şey mi abla? Burası da benim öteberilerim bak. Ardiye gibi kullanıyor. Bak unumuz orada, çabaşır makinem burada, o oğlanın makinesi kaldı o. Bak burada kavanozlarım var, turşularım var. Orada kavanozlarım var. Hep. Ben de istiyorum turşu kurmak. Öteberi koyuyorum işte ben buraya hep. Evet, yukarıda şeyler var. Evet, salçalar, turşular gene bizim falan. Şey derler yani böyle kiler. Kiler evet. Kiler derler. Eski insanlar. Evet. Kilere koydum biz derler. Biz de ufak onca kiler daha büyükse ambar diyoruz. Burasını da biz de böyle yaptık. Öteberi koymak için. Burası da benim oğlanın odası. Burada da var sobamız. Evet, bir oğlunuz ve siz birlikte yaşıyorsunuz. Beraber yaşıyor. Bu da onun odası. Sobası da var onun. Televizyonu var orada. Sobası da var. Geliyor burada yatıyor yani. Sobanın arkasındaki şu küçük çıkın tarafı ne güzel düşünmüşler yapmışlar yaparken. Eskiden yapıyorlarmış bacalar. Evet. Baca yok, altındaki şu rafı diyorum, oyma gibi yerini güzel düşünmüşler. Evet. Sus. Şurada da bir tane raf var yukarıda. Önceden süs yapmışlar hep. Böyle raflar yapıyorlardı önceden. Öteberi koymak için. Abla kim resimdeki? Dede mi? Kayınpederin mi? Kayınpederim o. Ne kadar özenliymiş insanlar, böyle ceketi şeyi. O da benim. Şimdi.
O da benim oğlan, o da kızı küçüklük. Ha. Küçük yaşında kızı büyüdü de. Allah başlasın. 14 yaşında kızı. Oo maşallah. Tabii canım, o bebeklik resmi onun. Annesiyle yaşıyor. İzmir'de yaşıyorlar. Öyle işte. Önceden hep böyleymiş. Ha yani. Burası da şey. Orası da dolap. Burayı da raf gibi şey dolap gibi düşünmüş. Dolap işte, tabiri koymak şöyle için. Girişte köşede. Çok mantıklı kullanmışlar vallahi. Koymak için yani. Altı da yine boşluklu. Yani. Ne güzel ya. Eşikler falan yüksek genelde hep bir şey bilmesin. Önceden böyle yapıyorlar. Evet evet sonrası. Bizim de köyde böyle. Eşikli. Abla ışığı var mı oranın da? Var. Gel. Burası da yine böyle oda. Burası da böyle oda. Bak burası yüklük. Evet. Önceden böyle yüklük vardı. Evet tabii tabii. Yatak yorganlarımız çok. Yatak yorgan çok olduğunda. Bu da burada dolabım benim, şöyle koydum. Ivır zıvır koymak için. Yüklükler. İşte ıvır zıvırlar yani. Burada da divan koydum. Bazı torunlar geliyorlar yatmağa, divanı hiç kaldırmayayım ben dedim. Direkt İyi böyle. Oluyor. Geliyorlar buraya, yatıyorlar, oturuyorlar. Torunlar mı? Adapazarı'nda iki tane gelin var benim. O da benim. Öyle mi? Ortadaki benim torunum. En büyük olanı kız evlendi. Ötekileri de dayısını kızları. Ya çok güzel kızlar maşallah. En büyük oğlanın kızı İrem. İrem. Bu güzel kız kim? O da benim buradaki oğlanın kızı. Ha büyüdü dedin. Asırın. Demin minicik resmini küçüklük resmini o görmüştüm. O ufaklık resmi, bu da büyüdü artık yani. Burada daha küçük de şimdi daha büyümüştür de. Evet. İki şeyden beri gelmedi, görmedim. İzmir'de yaşıyorlar. Çiçeği de büyütmüşsün abla. Yani işte öyle. Burası da salonumuz işte. Burası da böyle. Burası işte da burası da büyüle. Evet. Huzur olsun abla. En önemlisi. Oğlanın eşyaları kaldı. Buraya koyduk yani bunları da işte. Öteperilerini de oraya buraya koyduk işte. Aynen öyle. Yılbaşı bu da. Dışarıdaydı da içeri alayım dedim donmasın diye. Buraya koydum. Kışın ben gidelim donarsa filan. Evet evet. Soğukta. Toparlar belki böyle biraz çıktı. Buraya koyayım dedim ben de. Toparlar şimdilik o. Değiştirdim onu şeyini ben. Saksını. Efendim? Çay demleseydin ya. Şey, ben şey yapıyorum, ayran yapıyorum. He tamam yaparım. Şey var ya abu. Miyeciğim. Ali dedeyle mi konuşuyorsun? Artık ufak ufak benim evde işlerim bitti abla. Bir gün bekliyorum sizi. İnşallah ne zaman bize isterseniz. Şeyi de çağırmak istiyorum. Remzi. Ahmet abileri. Remziye'yi. Belki Ahmet abi işte Remzi abla. Remzi'ler de çağıracaklar sizi bir akşam oraya. Biz de ben de istiyorum. Çağırmak diyorum kaç zamandır şimdiki işte bir. Şimdiki havalar iyi olduğu için burada da iş bitmiyor ya. Evet evet doğru. Onun için onların işleri. Ev gezmeleri daha çok kışın değil mi? Kışın. Havalar da bu sene iyi. Onların işleri de çok fındıkları var. Fındık temizliyorlar. Doğru. Tarla sürüyorlar. Ekim dikim derken. Doğru. Onun için Remzi'ye dedi ben de biz de dedi bir akşam onları çağıracağız dedi yani. Şu işlerimizi bir toparlayalım dedi. Evet evet. Benim de aklımda da ben artık tamam yani toparladım işlerimi evimi. İnşallah gideriz canım. Benim de çok misafirlerim oldu bu ara. Tabii gideriz. Şey yapamadım ama beklerim yani. Evet işleri şöyle bir toparladım. Bahçede işte birazcık belledik. Soğan ekiyorsun, sarımsak ekiyorsun dediğin gibi bahçelere. Ben de bir şey ekmek istiyorum. Şimdi ekilir mi yine? Yani şimdi ekiliyor işte. Bak ben sarımsak ektim, oraya marul ektim. Ama fide falan mı alıyorsun? Nasıl buluyorsun? Fide mi alıyorsun? Soğan var. Çarşıda arpacık soğan dedim mi? Tamam arpacık soğan okey. Şey. Tekrar al git ama sarımsak ekersen sarımsak tohumu da veririz biraz sana. Hı, sarımsak ekmek isterim. Ha, tohum var bizde. Ha tamam tohumdan ekiyorsunuz yani değil mi? Sarımsak öyle oluyor. Sarımsak böyle şey. Ben onların, hiç sarımsak ekmedim daha önce. Onların dişlerini böyle ayırıp böyle sırayla böyle sırayla böyle şöyle bir karşı arayla sırayla böyle dikiyorsun onları. Hı. Sarımsak isterim. Evet sarımsakları. Tohum biraz bende vardı. Biraz da Remzi'de de vardı. Ona da ektik biz. Onun şeyi ektik ama. Tarlayı ektik ona.
Ben de biraz istiyorum da şimdi işte ne ekilirse, havuç falan ekilir mi? Bizim buraya havuç ekilmiyor. Niye? Olmuyor mu abla? Burada öyle şey yap, ekmiyorlar. Aslında olur ya. Olur ekince ama öyle eken yok onu. Ama havuç çok kullanılıyor kışın oysa ki. Turşuya konuluyor, yemeklere çok kullanılıyor, salataya çok kullanıyoruz. Öyle şey falan çünkü ekliyor. Abla bizim Artvin'de köyde yerimiz yok, bizim yaylada yerimiz var. Evet. Çok yüksekte olmasına rağmen orada bile mesela türp olur, havuç olur, pancar turp olur. Turp filan ekiyorlar, turp filan eken var, ekiyorlar turp filan. Marul, soğan, turp, onda yeşil soğan, mesela lahana, ıspanak, onları hep ekiyorlar. Mesela ekenler bahçesini ekiyor, imelik. İmelik ekiyorlar. Ben de işte kendime kadar zaten ya şeyde. Yani öyle öyle kendime havuç kadar. Falan. Bizim... Belki bir turşu murşu yapmaya işte kışın salataya şuna buna. Bizim burada öyle hani satmazlar öyle ıspanak gibi. Bizim öyle burada satmak yok öyle. Herkes kendi yiyeceğini ekiyor. Bahçesine. O da yeter abla kaç lira olmuş. Valla pazara gittim. Çok pahalı. Bayağı çok oldu da pahalı. Şey buraya geldim geleli daha gitmedim hiç pazara ama şey... Baktım maydanozun, soğanın kilosu şey demeti daha doğrusu bir bağ soğan 7 lira. Evet evet. Yani bir bağ maydanoz 7 lira çok fazla. Evet. 10 lira diyordu televizyonda izledim İstanbul'da bir demet maydanoz dedi kadın 10 lira ya dedi. Tabii. 10 lira aynen dedi öyle. Yani. Bir maydanoz, bir taze soğan, bir kıvırcık alsan. Evet evet. Yani üçüne 30-40 lira veriyorsun çıkıyorsun. Hiç bak hani yemeklik değil mesela ondan tabii. Sonra. Yemeklik ne yapacaksın ha? Aynen öyle. Bir fasulye 20-25 lira. Evet. Çok pahalı hepsi gerçekten. Hepsi pahalı. Tamam evi ne zaman olmuş? Ağaçlar nereden gelmiş? Söylüyorum boyuna. Köy yoğurdundan ayran. Aynen, bak kaymağı içinde. Unundan pişi. Gerçekten bakkal yoğurdu ayakta kullanmıyor. Yiyemem zaten. Alırım 5 kilosu yoğurt yapar anı. Onu ben bir haftada yiyeceğim. Çok ayran yerim. Çok faydalı yoğurt. Anne sen sabah kahvaltı nasıl yapıyordun? Ben çorba. Senin sabah kahvaltı kaç seneden beri çorba? Vallahi aşağı yukarı 60 seneden beri devam ediyor. Direkt tarhana değil mi? Ben daha çaymış, zeytin, peynir bunlarla hayatta yapamam. Doymam ya. Yani. Tarhana, eğer ki o tarhanayı bulamayan bir kase yoğurt çıkarırım, onu yerim öyle. Şeyim olmaz yani, kesinlikle. Şu baksana şu ağaca. Ben kocaman bir pati görüyorum sen. Şundan olmasın değil mi? Aynen. Benziyor. Bahçeler genelde burada çok düzenli. Hepsi ve böyle dümdüz, çok güzel. Çim gibi yerler. Dümdüz. Doğalmış. Şöyle arkana doğru bir çekeyim. Doğal doğal bu işte o çayır çimeni evet, dedikleri. Evet, çok güzel. Direkt ama çıkıyor. Şey, hemen yan taraftaki ablayla da konuştuk. Şey bu. Makinayla biçiyorlarmış yine de. Aha, makineyle. Çim biçme makinesi değil mi? Çim biçme makinesi. Dümdüz zaten. Hani sıkıntısız kullanılıyordur. Evet şimdi Trabzon hurması, cennet hurması diye de biliniyor. Bunun kurusu da tazesi de çok faydalı, çok sağlıklı bir meyve. Biz de kurusunu yapmaya niyetlendik. İlk kez kurutacağız. Şimdi bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor. Tabii ki ilk adım önce bir toplamak lazım. Aslında şu an bizim mevcuttaki evimizin bahçesinde hurma ağacımız yok. Fakat köydeki komşularımız bizi çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik. Herkesin bahçesinde de cennet hurması var. Dediler ki ağacımızın yarısını biz veririz zaten size. Böyle komşulardan topladığımız, imece usul topladığımız meyvelerle de kurutma işlemi yapacağız. Bunları böyle şuradan kesip ip bağlamak sapı için. Bırakacağız. İpi ne yapıyoruz? Asıyor mu bunlar önce? Tabii onlar ipe bağlanıp böyle dinleyecek ipe. Hı. Asılacak kuruması için beklesin diyecek. Büyük kontrol abi. Ilavuru kestim abi. Öyle düşme ama bak. He? Düşme. Ya düşsen ne olacak? Başın döner falan. He?
Halde taşıyamam, böyle anca taşıyabiliyorum. Ben senin gibi genç miyim? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu çok eski bir yapı, çok eski bir ev aslında. Ali abi 5 yaşındayken yapılmış ki Ali abi de baktığımız zaman bayağı artık yaşı ilerlemiş bir abimiz maşallah. Komple kestane odunlarıyla yapılmış ve kestane odunlarını daha böyle Hendek tarafından kesip Sakarya Nehri'ni kayıklarla geçirip oradan buraya öküzlerle getirerek yapmışlar. Büyük bot vardı. Bot. O Sakarya'dan mı abi? Buradan Sakarya'da. Sakarya Nehri'nden. Sakarya Nehri'nden geçirdiler bunları. O zaman öküz arabaları vardı. Öyle motor falan yok. Öküz arabasından getiriyorlardı bunları. Sakarya Nehri'ni de kayıkla botla geçirdiler değil mi? Tabii botla. Botla. Bota koyuyorlardı, bottan geçiriyorlardı. Büyük tamam. Abi ne emek büyük ya. Emek ama hani onu buraya kadar getirmek, ya taşımak. Ya sen ne diyorsun tabii ya. Bak bunlar. Halde sen şimdi yapamazdın o işleri. He? Yapamazsın sen şimdi botla geçir, öküz arabasına getir. Mümkün değil Mücahit ya. Nerede yapacaksın? Şimdi yapacaksın, yapamazsın. Onları yapmam mümkün değil şimdi ya. Yapılmaz zaten. Hani yapılması mümkün değil onların da. Ya o zamanlar çok zahmetli işlenmiş yani. Bak şunun içindeki temelleri şey direkleri gördün mü? Hı hı. Onlar baltayla bir de eskiden bıçaklar vardı. Karşılıklı tutardın. Heh, yok o destere o. Destere büyük. O benim dediğim bıçkı vardı böyle. Tamam mı? Bıçkıyla böyle dümdüz keserlerdi. Hani burada motor şeyi yok yani Mücahit. Her şey el işi. Balta el işi. Elektrik, benzin kullanılmamış. Ya yok Mücahit, ne öyle bir şey zaten yoktu ki ya. Ali dayı burada zaten odunlarını halletmiş. Ufak ufak kırmaya da başlamış. Şu arkada çok güzel bir kömürlük var. Evet çok şirin duruyor değil mi? Ya ben küçük çocuk olsam çok severdim orayı, tam oyun evi gibi. Değil mi? Minik bir kulübe. Evet. Burada yine güzel bir şey var tabi, kömür de var içinde. Ceviz kömürüymüş. Burada ve şurada anladığım kadarıyla, çünkü şunun içinde de tutuyorlar. Orada da odun var. Odunlarını tutuyor. Burada da odun var. Bak Deniz abi. Deniz. Eski evlerde, bu şekil olan evlerde tuvalet dışarıdaydı, o tuvaletti. Eskiden tuvaletti. Tabii eskiden tuvaletti o. Ya bir şey, o tuvalet işi bitti de yani. O zaman evlerinin yok, yanında bitişik tuvalet yok. Şey yani bu. Şimdi kümes yaptık. Eskiden tabii dışarıya gidiyorduk yani. Gece mesasından gibi. Böyle, kadın mesela korkuyor. O yüzden bir de evin uzağında değil mi abi ben? Tuvalet yani, olduğu için. Niye kuyu açıyorlardı böyle yani. Yapıyorlardı yani. Toprak çekiyordu şeyini. Güzel oluyor, şey oluyor yani. Şimdi nerede bunlar yok zaten ki? Eskiden evet. Çok gittim geldim ben buraya. Tabii canım herhalde. Önceden ufak öyleydi. Ufak çocuk gece korkardım. Gece korkuyor muydun öyle? He? Korkardım tabii ya, babam getiriyor. Ufak çocuktum ya, karanlık. O zaman elektrik yok Mücahit, tamam mı? Böyle gelip giderdik işte. Vay be. Hey bir güzel. De sopa elinde çat çat falan. Abi bizim Asos'ta işte bir yazlık vardı. Oradaki ev yapılırken sağ olsun oradaki bir abi bizim evle ilgileniyordu. Biz evi böyle kontrole gittiğimiz zaman onun evinde kalmıştık. O da böyle bir köy eviydi. Tuvalet dışarıdaydı. Aynen. Ben iki gün tuvaletimi çıkmıştım, korkmuştum tuvalete gidememiştim. Doğru söylüyor tabii. Çünkü ya, öyleydi abi yani. Abi bir girmiştim yani. Ortada böyle kocaman bir delik. Aynen. İçinde aynen. Böcekler falan var. Yetimsi taat olur zaten yani bir de. Korkarak çıkmıştım. Gördün mü demin işte bunu anlatmaya çalışıyordum. Bambam bir şey getirdi topu ağzından bıraktı. Evet eskiden kömürlük değil burası, tuvaletmiş arkadaşlar. Şöyle artık böyle depo gibi kullanılıyor. Burası da kömürlük. Ne kadar güzel, bol bol odunu var Ali abinin maşallah. Vallahi bu yaşta üşenmeden uğraşıyor.
Evde odunları yarmış mı ya? Ha, yarıyoruz işte. Odunlar benden mi sana? Tabii ya. Bizim seneye bize de verirler. He? Kazana bizim yeterse onlar. Hiç yetmez. Çok kazan. Orasını da doldurdum da. Kazanı yağdıklarını oraya attık da. Yağdıklarını koyuyorum da. Ama odunun da şey kömürün var mı senin bayağı? Tek odunla dayanmaz. 2 ton. Yalnız bu kömür çok yanıyor ya, bu yerli kömüre hiç kalorisi yok da yani. He? Hiç kalorisi yok. Olmaz da. Çok güzel yanar ama kalorisi yok. Odun yakacağız. Ay evet arkadaşlar, bugün de böyle sürpriz bir ev turu oldu aslında, değil mi? Bambaşka bir video için gelmiştik. Çok keyifli oldu. Planlamadan spontan bu şekilde bizce çok güzel, çok keyif aldığımız bir video oldu. Sizin de çok keyif alacağınızı umuyoruz ve düşünüyoruz. Hem çok güzel sohbet ettik, hem işlerimizi hallettik, çok güzel bir ev gezmesi yaptık. Bir yandan bir Türk kahvemizi içtik, pişimizi yedik. Yani bayağı keyifli bir gündü bizim için bahçede. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayrıca katıl butonumuz da aktif. Oradan da bize destek olabilirsiniz. Evet, kıymetli yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Yeni yorumlarınızı da videolarımıza bekliyoruz. Diğer videolarda görüşene kadar arkadaşlar, hoşça kalın. Hoşça kalın. Çıplak ayak geliyor gene. Elinde hamuru. Güzel mi hamur? Bir şey güzel mi? Yine tek paçasını yukarıya çekmiş baksana. Anlamı olması lazım. Ne bu, bir tarz mı bu? Ayrıca katıl butonumuz da aktif. Evet, komşular çok. Şeyler, tencerede. Anlamadın mı? Çekiyor mu? Şaplağı çektim abi valla. Nerede? Bayram diye şey ne yapıyorsun be? İnge. Vallahi bebelerin eskiyonu. İnge bizim İnge. Bizim mahalle İngesi. Bu kızçı da bizim mahallenin kızçısı. He? Ah kızçı. Sevgili can bağlarımız, Mia bahçede o kadar çok koştu ki kekini yiyememiş ve uyuyakalmış. Canım benim. Murat Deniz de burada. Oğlum, canım, Murat'ım.